Sorularımız var vatandaştan gelen, izleyicilerden gelen. Onları birkaçını sorayım size. Bir izleyicimiz diyor ki arabulucuya kaç defa başvurabilirim? Bana ödenen rakam azdı. Arabulucu ile biraz arttı ama tekrar başvurmak istiyorum. Gidebilir miyim? Yani orada her başvuruşta bir değişiklik olmaması lazım normal şartlarda. Bir kere başvurulup yani zaten iki tarafın da rızası üzerine şey yapılabiliyor, anlaşmaya gidiliyor. Dolayısıyla hani bu özellikle bir durum ama tekrar başvurusu bir değerlendirelim diyeyim. Ama normal şartlarda zaten vatandaşımızın ve DASK'ın yetkililerinin bir araya gelerek anlaştıkları bir durum olmalı. Ama burada belki de anlaşılmayan bir durum vardır. Hani dosya bazlı bakmak lazım ama problem değil. Siz bize iletirseniz biz kendisini arayıp bilgilendirebiliriz kendisini. Peki bir başka izleyicimiz. İlk hasar tespitte orta hasar verilen daireme orta hasardan ödeme yapıldı DASK tarafından. Haziran ayında orta hasar as hasara döndü. DASK benden ödediği parayı geri iade alacak mı diye sorar. İşleyişi nasıl diye merak eder izleyicimiz. Evet, şimdi Noyan Bey aslında biz şu an ödemelere odaklandık. Tamamen onları bitirme gayreti içindeyiz. Bütün vatandaşlarımızın normal şartlarda bu sebepsiz zenginleşmeye gireceği için orada bir iade almamız gerekiyor. Ama o süreçleri biraz erteledik. Bunun sebebi de şu oldu. Biz hani ilk günden beri vatandaşımızı bir an önce tazminatına kavuşturmak için hiç bunları sorgulamadık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tespiti doğrultusunda ödeme yaptık. Bunların bazı durumlarda değişeceğini tahmin ediyorduk. Ama orada önemli olan vatandaşımızın mağdur olmamasıydı. En nihayette cevabı gelirsek de bunlar önümüzdeki günlerde gündeme gelip ne yapılacağı yönde karar verilecek. Zaten sizin aracınıza da duyurmuş oluruz.